Bu fiyata bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, tam beş podcast. Hepsi tam 100 lira. Kapınıza kadar teslim, %100 organik. Berkay'ım ağzından bal damlıyor ama bu yöntem podcast içinde tutmaz bence. Tamam abi, kapat kapat, kayıt başladı. Bugün 14 Mart 2012. Ben Bora. Ben Bora. Oğlum esinlenme benden, biraz kendin ol ya. Ben Berkay. Kayıt başladı podcast'ini dinliyorsunuz. Hell yeah. Evet Berkaycığım, bu hafta kaydımızı biraz geç yaptık, evet. Ama güç olmasın diyoruz. Yağmurlu bir Ankara sabahındayız. Evet abi, yağmur olsun da kar olmasın, gözünü seveyim. Kar ya. Biraz bizi artık sıktı değil mi? Evet abi. Senin iş yükünü de arttırdı kar. Evet abi, şöyle bir durum var, bizim evdeki ufaklık ne zaman kar yağdığını görse kardan adam talebinde bulunuyor. Ben de prosesi hızlandırmak için yeni bir teknoloji kullanmaya başladım. Öyle mi? Ne yapıyorsun? Kardan adamın için önce kardan adamın iskeletini yapıyorum abi. Neyle yapıyorsun? Kablo kanalıyla yapıyorum. Ha. Ondan sonra çok güzel oluyor. Ondan sonra gözlerine ışık da çekebilirsin bir sonraki adımda. Evet. Düşünmemişim aslında ama hazır kablo kanalı varken diyorsun, ışıkla yapabiliriz abi. Bunun patentini almayı düşünüyor musun? Vallahi birkaç kez daha yaparsam herhalde bir şeyler düşünüyorum, bakalım. Bu karın tabii bir dezavantajı da var abi. Kar yağdığı zaman iyi arabası olan kişilerde garip bir güven artışı oluyor sanal bir şekilde. Şimdi Buracığım, iyi araban varsa zaten karlı havada kullanım şeklin şu. Ayağın gaz pedalında, elin selektörde olması lazım. Aynı zamanda kar lastiğine de ihtiyaç yok zaten. Yok. Özellikle 4x4'ün varsa. Sürekli gaza basacaksın, elinde de selektörle öndekine çekil lan çekil, çekil çekil diyeceksin ki... Çünkü kayak merkezine falan yetiştiğini düşünüyorum adamı. Ya da eller yukarıda kayaklar asılı, cinnahtan aşağı mı kayacak artık? Nedir acelesi bilmiyorum yani ama. Cinnah dedim, ben o cinnahtan çıkarken sağda solda kalmış çok 4x4 artı iyi hızlı araba gördüm. Evet abi. Yani kar lastiği olmadan yola çıkıp sağda solda kalınca daha da komik bir duruma düşüyor insanlar. Ayakların yere sağlam basmıyorsa zaten tutunma şansın yok. Yani arabanın tekerleri de iyi olmadığı zaman yapacak bir şey yok. O zaman buradan ne diyoruz? Herkes bir kar lastiği alsın kendine, gıcıklık evet. etmesinler. Aynen. Berkaycığım, kardan, kürekten, havadan bahsettik. Bu haftaki konumuza geçebiliriz artık. Evet abi. Bu haftaki konumuz nedir canım benim? Bu hafta klonlamadan bahsedelim dedik. Klonlama. Dolly'den mi, koyundan mı bahsedeceğiz? Yani ondan da bahsedebiliriz. Ama biraz teknolojimiz... Et nasıl oluyor diye bahsedebiliriz yani. Evet. Klonlanmış etle klonlanmamış et hiç de fark eder mi? Nasıl fark eder? Dövmesi nasıl oluyor falan eti. Kesim hali falan vesaire, bunlardan bahsedebiliriz. Ama asıl bizim ilgilendiğimiz konudaki klona bahsedeceğiz herhalde. Yani işinde olduğumuz bilişim alanındaki klondan. Evet, aslında herhangi bir web projenin ya da herhangi bir ürünün klonlanmasından bahsetmeyi düşünüyorum. Klonun sözlük karşılığı birebir kopya olarak evet. geçiyor. Yani bir şeyin birebir kopyasını yapmak olarak geçiyor. Peki bilişim alanında ne diyebiliriz klona? Ya bilişim alanında da işte başarıya ulaşmış herhangi bir projenin aynen uygulanmaya çalışılması ya da aynen uygulanması burada diyebiliriz. Burada ufak bir düzeltme yapmak istiyorum. Başarıya ulaşmış değil de başarıya ulaşmış sanılabilen bir evet. projenin de. Yani ilginç bir fikrin. Evet. Web'deki beğenilen bir fikrin. Şey anlamında diyorum yani. Çok klonlanmış proje var. O aslında başarılı olduğu düşünülerek. Ondan sonra ama bilinmez ki aslında başarılı bir proje değilmiş. Yani hepsi birlikte dibe çöken projeler aynen. olabilir diyorsun. Tüm gemilerin beraber battığı bu projeler. Aslında sadece bilişim alanında değil. Yani Dolly'den bahsettik ama televizyon alanında da var. Mesela tutan bir televizyon dizisinin benzeri yapılıyor. Özellikle ülkemizde bu çok yaygın. İşte hani bir ara bir ağ dizileri furyası vardı. Bütün ağ dizileri yapıldı. Ondan sonra işte bir doğu bölgeleriyle ilgili konusu temeli o olan diziler yapıldı. Şimdi daha böyle macera ağırlıklı diziler yapılıyor. Yurt dışından klonlanan diziler var. Zaten onlar komik oluyor. Aslında biraz. Bu konuyu konuşmak çok mantıklı değil dizi sektörünün. Çünkü Türkiye'de ne tür dizi yaparsan yap, belli kriterleri sağladığın zaman zaten mutlaka o dizi tutuyor yani. Evet, yani içinde ne olacak mesela? Aldatma olacak. Kesin olacak. Kadın karakterler belli periyotlarla hamile kalacaklar. Aynen. Şeytanlık ve yılanlık olacak dizinin şeytanlık, içinde. Yılanlık. Yılan moda olacak. Bunlar tutar. O yüzden dizileri pek şey yapmak aslında mantıklı değil. Yurt dışındaki örneklere bakmak daha önemli olabilir belki. Evet, kesinlikle. Peki neden klon Berkay Bey? Abi şimdi yani düşündüğümüz zaman mantıklı bir şekilde artık dünyada herhalde özgün bir proje kalmadı diye düşünüyorum. Ya da çok nadir çıkıyor özgün projeler. Evet, yani çok farklı bir sebep olmadığı sürece nedir o farklı sebep? Belki etnik bir kökene dayanabilir ya da kültürel bir şeye dayanabilir. O zaman özgün bir şeyler çıkabilir ama. Artık yani her şey düşünüldü, her şey yapıldı gibi geliyor. Bu müzikte şey vardı, işte dünyadaki bütün notalara basıldı, bütün akorlar çalındı gibi. Aslında yalan da değil. Aslında Serdar Ortaç'ın çok güzel bir yorumu var onunla ilgili. Abicim 7 tane nota var, ne kadar zor olabilir ki demiş kendisi. Doğudan başlayıp doğuda bitiyoruz tekrar. Evet, yani o zaman 8 oluyor ama 7 tane nota var, yani müzik yapmak ne kadar zor olabilir ki demiş. Bunu bir deneyelim istersen. Evet. Abi klonlama aslında
bir projenin benzerinin yapılmasına klonlama diyoruz, hı hı, dedik. Aslında bunu ikiye ayırabiliriz. Hı hı. Klonlama ve esinlenme diye. Esinlenme nasıl oluyor? Şimdi abi mesela bir firmanın logosunu görmüşsündür. Hı hı. O firmanın logosunun aynısını yaparsan, hı hı, ya da neyse sağından solundan biraz değiştirerek yaparsan buna klonlama demiyoruz. Buna biz kibarca esinlenme diyoruz. Anladım. Yani o zaman mesela birisi böyle bir şey yaptığı zaman sana, mesela diyelim ki bizim kayıt başladığında logosunun benzerini yaptı birisi. Evet. Biz ona ne diyoruz? Efendim bizim logomuzu aynen kopyalamışsınız gibi böyle terbiyesizce bir şey söylemiyoruz. Demiyoruz. Efendim bizim logomuzdan esinlenmişsiniz. Evet. Bunu tartışmak üzere akşam 5 çayına sizi bekliyoruz gibi diyebilir miyiz? Evet, o kibarlıkta olursa tabii sütlü. Sütlü olacak. Sütlü olacak çay, o şekilde olabilir. Konuya Instagram örneğini vererek devam etmek istiyorum ben. Evet, Instagram nedir Bora? Instagram iPhone'da bulunan bir fotoğraf profesyonelleştirme uygulaması. Oo, çok seksiymiş ya, çok ne seksi yapıyor? Böyle bir fotoğraf çekiyorsun iPhone'un kamerasıyla. Sonra, hı-hı, bu uygulama içerisinden acayip güzel efektler uygulayarak, hı-hı, fotoğrafını çok kaliteli bir makineyle, hı-hı, ve üzerinde çok emek harcayarak efekt uygulanmış bir hale dönüştürüyorsun. Evet, ama bunu bir tıkla yapıyorsun. Bir saniyede olay bitiyor. Evet, bir saniyede olay bitiyor. Sonra paylaşıyorsun. Hı-hı. Şimdi bu uygulamayı Android kullanıcıları da çok net biliyorlar. Çünkü, hı-hı, yıllardan beri böyle ağızları açık bekliyorlar Android'de de gelsin bu uygulama, hı-hı, diye. Bir türlü çıkmamıştı ama artık yakında Android'de de çıkacakmış. Süper. Artık rahatlayabiliriz. Daha çok fotoğraf göreceğiz yani paylaşım. Evet, her yerde süper havalı fotoğraflar göreceğiz. Evet. Bu uygulama çıktıktan sonra iPhone'un uygulamalarının satıldığı yerde, hı-hı, benzer onlarca uygulama çıktı. Evet. Kimisi benzer işler yaptı. Kimisi biraz fazlasını, kimisi biraz azını. Çok farklı yaklaşımlar getirenler oldu. Ama bu uygulamanın klonlandığını gösteriyor. Desktop'ta da klonlandı uygulama. Evet, yani bir sürü masaüstü uygulaması var. Çıktı. Zaten şöyle bir patlama oldu. Bu Instagram'ın tutmaya başlamasından sonra. Insta ve gram kelimesinin ayrı ayrı kullanılan bir sürü uygulama pötürdedi. Evet. Bir sürü kelime girdi. Kilogram falan mesela, ondan sonra çıktı diyorlar. öyleymiş, öyle diyorlar. İşte bilmem ne gram. Ondan sonra Instagram'dan sonra işte fotogram. Şu gram, bu gram. Ondan sonra Insta. Ama bu artık esinlenme oluyor Berkaycığım. Nazikçe söylüyorum. Evet, İsimde esinlenmişler. Buna esinlenme diyebiliriz. Şimdi ben bunu hemen bir örneklemek istiyorum o zaman. Tabii. Bir ara bakalım ne oluyor. Ne sonuca varıyoruz. Şimdi yeni trend biliyorsun Pinterest. Hı hı. Pinterest ne? Pinterest insanların ondan sonra paylaşım yapabileceği yeni bir sosyal mecra. Çok ilginç. İngilizce, enteresan. Hiç yapılmamıştı daha önce. Yani Pinterest'e baktığımız zaman Pinterest'te zaten temel anlamda klonlanmış bir proje diyebilirsin. Hı. Kendi içerisinde yani bunu tartışabilirsin. Hı-hı. Şimdi Pinterest.com, hı-hı, iki alandan oluşuyor bu kelime. Hı-hı. Aslında oluşuyor. Pin kısmı pinlemek, işaretlemek, işaretlemek yani falan, evet, rap diyelemek. Hı-hı. Ondan sonra bir de interest İngilizce ilgili. Hı-hı. Ondan sonra ilgilenmek. İlgilediğin şeyleri rap diliyorsun. Evet. Yani resimleri vesaireleri. Pinle interest'i birleştirip Pinterest yapmışlar. Hı-hı. Mesela biz bir proje yapsak şimdi. Hı-hı. Bu projenin ismini Linterest desek. Hı-hı. Location'la ondan sonra interest'i birleştirsek. Hmm. Mesela Linterest. Hmm. Yani bu mesela klon mu olur? Bu projenin tüm hakları saklıdır. Evet. Esinlenme mi olur? Ya da ne olur bilemiyorum. Bunu artık çıktıktan sonra sosyal mecradaki tartışmalardan görebiliriz. Evet. Ulan Teresler Pinterest'i kopyalamışsınız diye bir ifadeyle karşılaşabiliriz. Teresler.com aslında fena olmadı. Abi bir de geçtiğimiz yıllarda yani yıllardır interneti kasıp kavuran Samsung'la Apple arasında bir esinlenme davası var galiba. Evet abi, bu her gün yeni bir mecraya taşınan ayrı bir olay. Bu işte Apple diyor ki yok canım sen benden kopyaladın. Samsung diyor ki yok işte kaşın gözün üzerinde kaş olma olayı bana ait bir patenttir. Bunu sen benden kopyaladın. Gizli hedefe döndürdüler olayı. Yani bu ülkede ben yasakladım, o ülkede sen. Hadi atları şeklinde. Evet, en son hatta şey demişler. Samsung'un CEO'su kot pantolonla siyah boğazlı kazak giyemez diye bir olay var. O bize aittir diye şeyin. Öyle bir şey demişler diyorlar. Diyorlar mı? Diyemişler olabilirler. Peki Berkaycığım, klonda etik limitimiz neresi? Yani etek nereye kadar uzanabilir klonda? Öyle mi? Hı-hı. Şimdi abi bence görsel öğelerin yani kopyalanması, yani klonlanması ya da esinlenmesi, hı-hı, bence etik bir davranış değil. Değil. Ya da çok benzerlerinin yapılması, hı-hı, negatif bir durum, hı-hı, bence. O zaman gerçek hayattaki benzer durumlar da insanda aslında kötü bir etki yaratıyorlar diye düşünebiliriz. Mesela bir örnek verebilir misin? Mesela ben geçen Türkiye'nin önünde
giden ayakkabı mağazalarından bir tanesinin mağazasına gittim markalarından. Orada bu Camper diye bir marka var biliyorsun. Çok karakteristik bir ayakkabısı vardır. Erkek ayakkabısı. Altı böyle noktalı tabanı var. Onun aynısı vardı bu mağazanın içinde. Şimdi ben düşündüm. Camper gibi bir markanın çok tutan bir modelinin aynısını yapıyorsa bu yine ünlü bir yerli marka. O zaman ben onların etik değerleriyle ilgili soru işaretlerini sahip olabilirim. Niye öyle diyorsun Bora? Belki hiç haberleri bile yoktur orijinallerinden. Ha, tasarımcı şey mi demiştir? Abi süper bir fikrim var. Altı böyle nokta nokta olan bir ayakkabı yapalım. Üzeri de böyle biraz bowling ayakkabısına benzesin. Ya da krampona benzesin. Ha, krampona benzesin. Olabilir tabii. Bu iyi niyetli düşüncelerimizi devam ettirmek yönünde bence seninle aynı fikirdeyim ben de. Evet abi. Başka bir şeyler daha vardı ya. Şu geçen bir USB bellek görmüştük. Ha. Klonlama da son nokta. Ya bu Çinlilerin son noktası tabii abi klonlamada. Aslında en iyi şey. Bu işi en iyi yapan Çinliler. Kesinlikle. Bu USB belleğin üzerinde şey yazıyordu. Ne? Collect them all. Ha, yani bu, Türkçe? Türkçe tüm hepsini alın. Hepsini toplayın. Hepsini toplayın. Evet. Bu biraz enteresan olmuş. Çok enteresan. Bu genelde şeylerin üzerinde yazılır. İşte ne bileyim bir oyuncaklar vardır seri olarak. Mesela arabalar vardır seri olarak. G.I. Joe Action Force'lar. Mesela onlar ya da Star Wars'un oyuncakları. Onların kutuların üzerinde collect them all yazar. Yani bunların hepsini alın. Bu serinin tamamını alın. Koleksiyon takım, bu. Koleksiyon gibi. Ama Çinliler tabii her şeyi kopyaladıkları için kutunun üzerindeki gördükleri tüm ilginç yazıları da kopyalamışlar. Tüm görselleri kopyalamışlar. USB belleğin üzerinde collect them all yazıyor. Ne yapacağız abi? Bütün USB bellek şeyini toplayacak mıyız? Gideceğim. Ürün portföyünü. Gideceğim mağazaya diyeceksin. Ben bütün USB bellekleri alıyorum. Kırmızısını alamadım. Koleksiyonum da eksikti. Abi Çinlilerle ilgili bir örnek daha var. Bu çok değişik insanlar bu Çinliler. Çok yani. Küçük buçuk ama çok başarılılar. Çok başarılılar. Ne demişler? Küçüklüğü değil işlevi önemli zaten. Evet ya. O yüzden zaten öndeler. Adamlar bu fikri kendilerine uyarlamış durumdalar. Evet. Boyut değil işlev. Şimdi Top Gear diye bir program var biliyor musun? Biliyorum. Şu BBC'de yayınlanan bir spor programı. Şey motor sporları programı. Evet. Şimdi geçen oradaki sunucular Çin'e gittiler. Çin araba sektörünü incelemek için. Evet. Bir baktılar ki BMW X5'in birebir aynısını yapmış adamlar. Oo güzelmiş. Güzel hakikaten. Tabii sadece iç piyasaya satabiliyorlar. Gerçi dertleri de değil. Adamlar kaç milyonluk hatta milyarlık bir ülke. Bu adamların BMW dava açmış. Ne diye? Demiş ki sen benim arabamın aynısını yapmışsın. Yapamazsın kardeşim. Bir bakalım Çin mahkemeleri ne karar vermiş. Ne demiş çok merak ettim. Demişler ki bizce bir sakıncası yok. Bir resimden bir benzerlik yok demişler. Ama arabayı ikisini yan yana koysan öbürüne de BMW sen bana resimlerini koysan... göstermiştin bunu. Yani dinleyicilerimiz Google'a girip araştırırlarsa ondan sonra benzerliği çok net bir şekilde görebilirler. Bir de sadece BMW ile bitmiyor olay. Mercedes'in ve diğer tüm önde giden spor arabaların hatta süper arabaların da klonlarını oğlum acaba eşimizi çocuğumuzu Çin'de görür müyüz lan bir gün klonlanmış şekilde. Berkay Bey sizden yaptık siz çok başarılısınız. Lan bu benim eşim bu benim çocuğum filan aynısını yapmışlar. Kayıt başladığında benzerini yaptıklarını söylüyorlar. Öyle mi? Berkaycığım bizim de geçmiş zamanda klonlama ile ilgili bir deneyimimiz oldu değil mi? Bir proje klonlaması ile ilgili. Evet abi geçtiğimiz yıllarda geçtiğimiz dönemlerde bir müşterimiz bir projenin benzerini yapmamızı istedi. Bize tabii ki orijinalini anlayabilmek için tam anlamıyla sitenin altından girip üstünden çıktık. Otopsi yaptık. Otopsi yaptık. Tabii burada biz bu araştırma sırasında bu denemeler sırasında normal bir kullanıcının yapmayacağı ondan sonra bir sürü saçmalıkları da yaptık. Biraz açar mısın? Abi öyle her yerde açılmaz şunu bir türlü öğrenemedim bu araya. Neyse ben konuya geçeyim. Bu sistem klonlanan sistem yani klonlanma sistemi açısından bir alışveriş sistemi. Bu alışveriş sistemi içerisinde biz denemelere başladık işte. Örneğin aklımıza bir soru geldi. Ya tamam adamlar her şeyi yapmışlar da işte ürünü ekledikten sonra tam biri sipariş ederken ürünü ben silersem ondan sonra sistem ne yapıyor? Ondan sonra mavi ekran verdi sistem. Ondan sonra böyle bir şey olmuyor falan diye kaldı. Bunun akabinde 2-3 saat içerisinde bir e-posta geldi. Diyor ki işte sevgili Berkay ondan sonra çok teşekkür ederiz. Yapmış olduğun kullanım, yapmış olduğun işlem sırasında bir hatamızı keşfettik biz. Bir bug'ımızı keşfettik. Bunu düzenledik. Özür diliyoruz eşeğiz biz. Aynen onun gibi bir şey demişler. Bunu en kısa sürede düzelteceğiz diye. Tabii sen biz... mutlu oldun tabii ya ne güzel oldu. Yok yani. Ben hemen böyle şey. Panik oldum. Yok sıvışma buna. E-mail görmemezden gelip çünkü siteyi kullanmadığın için. Ondan devam sonra ettik. Devam ettik. Yani hiç gelmemiş gibi hayatımıza devam etmeye başladık. Sonra ne oldu abi? Tabii ki projenin başında araştırmaları yaparken projenin sonuna doğru araştırmalar iyice arttı. Arttı. Derin nokta olara kadar indin. Evet. Sinirleri ayıklıyorsun. Aynen. İnce ayıklıyorum.
Baktım e-postama 4-5 tane e-mail gelmiş sevgili Berkay. Ondan sonra vallahi biz 3 yıldır yayın hayatımızı sürdürüyoruz. Vallahi toplam... Berkay derken I swear Berkay diye gerçekten. Evet gibi gibi diyebilirsin. toplam 10 tane bug vardı. Ondan sonra bu 10 tane bug'ın 4 tanesini sen son 2 hafta içerisinde buldun diye bir mail geldi. Ben de artık dayanamadım. Ondan sonra mail attım. İşte böyle böyle ben de bir geliştirmişim vesaire falan. İşte dedik ve olayı noktaladık. Sonra ne yazdılar onlar? Sonra bir daha hiçbir yazı gelmedi abi. Öyle mi? Daha fazla bug buldum mu bilmiyorum ama herhalde bulduysam da artık benimle iletişime geçmiyorlar. Peki Berkaycığım, bize ayrılan sürenin sonuna yaklaşıyoruz. Evet. Burada klonlama konusunu şöyle bir toparlarsak eğer. Abi şöyle toparlayabiliriz bence. Yani klonlamak iyi bir şey midir? Yani mevcut bir projenin, öncelikle şundan bahsedelim. Mevcut bir projenin klonlanarak yapılması aynı başarıyı getirmeyebilir. Evet. Burada önemli şeyler var. Çünkü o ülkedeki projenin dinamikleriyle bu ülkedeki projenin dinamikleri aynı olmayabilir. Bir bunu, de şans faktörü de çok önemli. Şans faktörü ve zaman faktörü de önemli. O yüzden illa başarılı bir projeyi klonladığınız zaman bundan sonra siz de başarılı olacaksınız gibi bir kaide yok. Ama bu noktada şu yapılabilir. Bir fikir klonlanabilir. Ve o fikre bir şeyler katarak farklı bir bakış açısı getirebilirsin. Daha farklı bir özellik katılabilir belki. Evet, daha farklı bir özellik katılabilir ya da bulunduğun ülkenin dinamiklerine göre bir özellik katılabilir. Bu zaman başarılı olabilirsin. Peki görsel öğelerin klonlanması konusunda ne diyoruz? Tamamen karşıyız abi. Esinlenmeye karşıyız yani. Esinlenme, kibarca esinlenmeye karşıyız. Yani bir projeyi klonlamış olduğun zaman onun içine bir fikir katıyorsun ama bir görsel bir şeyi klonladığın zaman abi hiçbir fikir üretimi yok. Aynen. Yani kopyala yapıştır. Çalmaktan farklı bir şey değil o. Yani lütfen Berkay öyle terbiyesiz olarak konuşma. Pardon, esinlenmekle ilgili. Lütfen. Berkaycığım bu klonlama konusunda senin yaklaşımını biliyorum da bu en son klonladığın koyun ortalara yapmış. Bak büyük abdestin her taraf leş gibi olmuş Berkay. Lan Dolly. Oğlum dışarı çıkar şunu. Bunun ismini niye Dolly koydun bir de ya? Esinlenmişsin yine.